bakma sen. Ya kankam olduğun için sana söylemek zorundayım. Yani sen bugünlerde kendini biraz fazla saldın oğlum. Hadi ya. Aha. Nasıl yani? Eskiden böyle yağ tulumu değildin be oğlum. Yani yakında aynaya baktığında vücudunun ancak üçte birini görebileceksin. Topla biraz kendini, topla. Yapma ya. Durum o kadar vahim mi yani? Kalk bakayım biraz, kalk 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 kalk. Ne oldu oğlum? Kalk 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 kalk. Şu göbeğe bak, şu göbeğe bak. Ne göbeği lan? Göbek atmaya kalksan at at bitiremezsin bu göbeği vallahi. Evet, biraz göbek var doğru ama bu ayva göbek. Kadınlar bayılır ayva göbek. Ne ayvası oğlum? Suni gübreyle beslenmiş su kabağı gibi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu gidişle evde kalırsın kanka. Evlenmek istiyorum da sanki aman bana ne kalayım ne olacak? Canım ille de evlenmek zorunda değilsin tabii. Ama yani kendini biraz topla, dikkat et kendine biraz. Yoksa eline varmadan gidersin yani öbür tarafa. Bak bana, bak bana. Fitnese gideli kendimi nasıl zinde hissediyorum. Bak 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 bak. Vücuda bak. Maşallah. Yakında en üçgen vücutlu pigme sen olacaksın. Aa öyle deme kanka. Yani bir şey söyleyeyim mi sana? Vallahi birden taliplerim arttı oğlum ha. Yani istiyorsan sen de benimle vücut geliştirme salonuna takıl biraz ha. Ben sıkılırım öyle yerlerde. Değil mi? Bakarsın hoşuna gider be oğlum. Bak bir şey söyleyeyim mi? Sağlıklı yaşam için mutlaka spor yapmalısın. Aslına bakarsan benim öyle pek ihtiyacım yok. Madem sen o kadar çok istiyorsun. Gidelim o zaman. Hadi bakalım. Bak. Öyle tırsız. Hadi biraz çalışırsan olacak hadi bakalım. Gitme Saadettin. Gitme kocacığım. Yalvarırım gitme. Kal bu şehirde. Sakın gitme. Dur gitme. Allah kahretsin yine gitti. Yahu bilemiyorum ki bir adam ya 4 kere ya 5 kere kalp krizi geçirir kurtulur. Benim herif tam 27 kere kalp krizi geçirdi kurtuldu. Ne biçim bir kalp var bu herifte anlamıyorum vallahi. Ay kalp deyince aklıma masarcığım geldi. Onu çok özlemişim gideyim bari gözüm abla. Ha bak görüyor musun? Sen kocanı bir gün görmezsen özlüyorsun. Ben ne yapayım? Tam 8 yıldır kocama kavuşamıyorum. Kimin yüzünden? Ha? Kimin yüzünden? Söyle kimin yüzünden? E tabii ki salak kocama yüzünden. Bir türlü insan gibi ölmeyi öğrenemedi ki. Buketciğim bak kızım, kendi oğlum diye söylüyorsam Allah bana torun adı değiştirmek nasip etmesin. Ama dünyada benim oğlum kadar çekici, benim oğlum kadar yakışıklı, benim oğlum kadar zarif, sempatik bir erkek daha yoktur. Bir anne olarak ne kadar şanslısınız. Ay annemi boş ver Buket, asıl sen şanslısın. Böyle bir erkekle evleneceğini duysalardı bütün güvercinler üzerine kaka yaparlardı. Ama branşları sadece piyango olduğu için yapmıyorlar, o ayrı. Ha sonra masarım sempatik olduğu kadar yakışıklıdır da. Ay bunu söylemiştim galiba neyse. Böyle geniş omuzlu, sırım gibi canım. Zaten birazdan kendinde göreceksin. Ve de ışık hızıyla hemen aşık olacaksın Buket'cim. Ya. Ya. İliklerim, keliklerim, kollarım, bacaklarım. Daha doğrusu her yerim. Pelte gibi oldum be oğlum, pelte gibi. Seni pelte. Yok yok, ben bundan sonra satranç, bilardo böyle sporlar yaparım. Sporcunun zeki ve ahlaklısı olurum.
Büyük Atatürk Çevik olamadığım için ne yapayım, beni affetsin. Haklısın tabii kanka, çok haklısın. İlk başlarda ben de senin gibiydim. Ama sonradan alıştım ve bu mükemmel vücuda sahip oldum. Nerede o vücut? Bu mu o mükemmel vücut? Ne dersin be kanka? Bir gün benim de senin gibi mükemmel bir vücudum olabilir mi? Sen dalga geç bakalım, sen dalga geç kanka. Hayır, orası buldum, buldum. Bak bak bak, sen kireçlenmişsin oğlum, kireçlenmişsin tabii sporsuzluktan bu yani. Bak, biraz daha gideceksin tamam mı? Sabredeceksin ve her şey harika olacak. Sen de süper olacaksın kanka. İstemiyorum, istemiyorum, istemiyorum. Gitmek istemiyorum, gebermek de istemiyorum. Gideceksin oğlum, saçmalama, gideceksin. Biraz sıkarsan dişini, gülen taraf sen olursun kanka. Dur bakalım, neler konuşuyormuş bizim kankalar? Sağlık yönünden mi? Hem sağlık yönünden... Hem de kız yönünden kanka. Yani kızlar vücudu sıkı erkeklerden acayip hoşlanırlar. Yapma ya. Tabii oğlum. Doğru mu söylüyorsun? Tabii ki doğru söylüyorum. Çektiğin her mekik, yaptığın her barfix, koşu bandında attığın her adım sana ilik gibi bir kız olarak geri dönecektir kanka, bunu unutma. Vallahi mi? Evet. Böyle mi? Evet öyle. Vay vay vay. Kızlardan bahsedilince gözleri nasıl da fal taşı gibi açıldı. Düşünsene kanka, istemez misin Rambo gibi bir vücut ha? Plajda bütün kızlar senin vücuduna bakıyor. Tabii canım. Neden olmasın ya? Kim istemez böyle şey olsun yani? Sırım gibi vücutlu, üçgen bir erkeğe hangi kız bakmaz canım? Şöyle, şöyle, hadi bakalım, hadi. Hadi çekirge, olacak bu sonunda çekirge. Hadi, başaracaksın, başaracaksın. Hadi sıçra biraz, sıçra biraz, sıçra. Bu kadar da fazla artık. Vur, çık. Olacak. Ya demek böyle düşünüyorsun ha Hasan efendi? Kız tavlamak için spor yapmak ha? Yok Rusar'cığım, sandığın gibi değil. Ben şey için yani, laf olsun torba dolsun diye konuşuyorum, yoksa ne yapayım bunları böyle? Seni köftör seni. Karı kız mevzu olunca bakıyorum ağzına suyu aktı ha. Şu konuyu keser misin artık çekirge? Oğlum zaten kadın milleti olmasaydı vücut geliştirme salonları diye bir yerde olmazdı. Hiçbir erkek gitmezdi ki o zaman. Siz ikiniz nesiniz biliyor musunuz? Neyiz? Sporu zamparalık amacı olarak kullanan sefilsiniz, sefil. Çok doğru, çok doğru. Tebrik ederim Rusar'cığım. Kanka sen şu ağırlıkları ağzında indirip kaldırsana ya da şu kopasınca dilinle yapsana şu işi. Hoppala, ne oldu be oğlum sana? Az önce karı kızdan konuşurken hiç böyle demiyordun ama. Ne oldu yine böyle? Demek bu muhabbetin ben gelmeden öncesi de vardı ha? Sen ona inanma. Ruhum yalancı bodurun tekidir bu. Bazen öyle seri yalan söyler ki mumları yatsıya kadar bile yanmaz. Hayırdır kanka? Bakıyorum yine kendi kendine konuşmaya başladın. Evet ben kendi kendime konuşurum. Bilmez misin? İnsan kendi kendine konuştuğunda da kalori harcar. Bir kelimeyi konuşursan bir kalori harcarsın. İki kelime iki kalori, üç kelime üç kalori, dört kelime dört kalori. Ah hadi ya. Bak bunu bilmiyordum ha. Kendi kendine konuşarak kalori. Ya demek spor yapıp benim üstüme gül koklayacaktın ha? Yazıklar olsun sana. İlginç. Yani bir kelimede bir kalori yaksam, 10 kelimede 10 kalori yakarım derken bile 15 kalori yaktım kanka. Haklısın, hadi yallah kanka, yallah. Herkes kendi evine, kendi banyosuna duş yapmaya. Ya, kalori yakalım biraz. Tamam, yak. Sen de kendi kendine kalori yak. Hadi. Birazcık daha konuşsaydık be kanka. Hadi, hadi, hadi. Görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Allah Allah. Ya hakikaten kendi kendine konuştuğu zaman kalori harcar mı insan? Deliler amma çok kalori harcıyordur ha. O zaman ben niye böyle jimnastik salonu yerine cır cır konuşacağım bir derneğe üye olmuyorum? Ha, mesela bir siyasi parti olabilir. Ulan amma taşı gediğine koydum ha. Siyasi parti. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruslar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Sağlık, Rus acım ölmemiş.